Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şato savaşımız başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde SVS daha başlamadı. Birçok kişi bu konuda bana yazıyor. SVS nasıl durumlar falan filan ama bizde SVS daha başlamadı arkadaşlar. Hala şato savaşına devam. Gördüğünüz gibi anlaşmalı gene arkadaşlar. Ee, herhangi bir savaş yok. Ee, başka bir ittifak alacak. Gene bizim ittifak almayacak. Sırayla ilk 3-5 ittifak alacak işte yani. Büyük bir ihtimal SVS'de falan. Ama şimdi ayda bir SVS geliyormuş. Biz yani bizim şu anda e, şato savaşı oldu. Bize gelmez daha o zaman. Yani bir üç hafta sonra daha var yani SVS'ye. Her neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize gene hiçbir şey yok. Evet tarihimizi alalım. Şey yapacağız. Puan kazacağız. Ödülleri alacağız. Ondan sonra çıkacağız arkadaşlar. Bugün böyle yapacağız. Ee, Şatı savaşı çekmedik demeyelim. Gelede <laughs> de güzel bir katılım var. Yani şu anda şey var. Aslında bu bunun için iyi oluyor. Hem bakalım yani gücümüz ne oldu ne bitti oranlarımızı görelim. Mesela yani 70 günlük bir sunucu. Oranlarımız iyi mi kötü mü? Ee, arkadaşlar eski oyuncuların daha çok yorum yapmasını istiyorum. Ee, bir bakın yani şu anki yeni sunucu olmasına rağmen oranlarımız güzel mi değil mi? Çünkü mesela ben şu anda gerçekten bir şeylere yatırım yapmayı bırakmış durumdayım. Niye? Çünkü zaten SVS yok. Hiçbir şey yok. Yani sadece bir Güneş Ateşi kalesi var ve anlaşmalı. Yani ben kalkıp şu anda bu Gen 2'de bu kadar fazla bir yatırım yapmak istemiyorum açıkçası. Bana katılıyorsanız da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eski oyuncuların yorum yapması benim için çok önemli. Hatta şey yapabilirsiniz. Hani videonun altına yorum yapmıyorsanız bile oyundan oyundan bana arkadaşlık isteği gönderin oradan şey yapalım oradan bana yazın arkadaşlar videoda gözükmek istemiyorsanız da belirtin Ben göstermem sizi e, yorumlarınız benim için önemli Evet ne oluyor arkadaşlar işte e, dediğim gibi Evet servise yok yani aşırı bir yatırım yapmanın da bir anlamı yok şu anda O yüzden beklemedeyiz yani güzel etkinlikler geldiği zaman kaçırmıyorum arkadaşlar o etkinlikleri alıyorum. Size de gösteriyorum. Zaten tundura etkinliğini sonuna kadar yaşadık arkadaşlar. Bir de bu evet görüyorsunuz. Şu anda arkadaşlarımız geldi. <laughs> Millet rally açtı bu tarihte arkadaşlar. Ben direkt saldırı yaptım yani. Hepsinden önce gittim hızlandırdım. Gördünüz siz de videoda görmüşsünüzdür. <laughs> Ondan sonra zaten ralli gibi oldu. Herkes katıldı falan destek atıyor ya oraya. O yüzden ralli gibi oldu yani. Herkesten önce ben aldım orayı diyeyim yani. Onun haricinde güzel bir şey olacak. şato savaşı olacak. Bizim King zaten bu Arap arkadaşımız. Arabistanlı arkadaşımız. Biz onunla da kanka olduk bu arada bilginiz olsun. Arkadaşlık isteği falan da göndermiş bana falan. Artık baya bir kanka olduk. Arkadaşlar şu şu anda bu Koreli bir arkadaş var. Benim video çektiğimi biliyor. Tamam mı? Ben ne zaman e, taret alsam bana rally açıyor. İnadına açıyor. Bir de <laughs> bir de kendisi yani şöyle söyleyeyim parasal olarak benim belki mesela ben 5000 dolar yatırdıysam bu adam şu an 20000 dolar rahat yani yatırdı. Bir de boş <laughs> hani çok boş şeylere yatırdı. O yüzden ee, şu anda yani inanın onu yakalayacak pozisyondayım. Az kaldı yani. Donanımların falan hemen hemen ondan iyi. Ee, biraz şey birkaç fark var. Zaten rapor birazdan o bana saldırsa raporu göstereceğim. O biraz petlerde falan önde geçmiş. Ben petlere şu anda basmadım biliyorsunuz. Bir de e, FC1 yapmış. Ben onu da yapmadım arkadaşlar. Ee, ona rağmen fazla bir or şey yok yani aramı. Ben öyle düşünüyorum. Bence. Öyle düşünüyorum. Zaten o bir, bir onu şey yapacağım. En son normalde şu anda bana oynadığı için sürekli. Ben ne zaman tarihte gitsem o gene bana saldıracaktır. Son saniyede geri çekileceğim. Ee, geri çekileceğim. Sonra gene tarihte alacağım. Ama şöyle bir şey var. Gene bekleyeceğim yani. yani onun saldırısını karşılayacağım. Başka bir şeyde. Bakacağız oranlara. Bizim King zaten rally malle açmıyor abi. Adam tek böyle şey kafa atıyor direkt. Donanımları güzel şu anda. Sunucunun en iyi güzel donanımlarına sahip. O yüzden tek saldırılar yapıyor. Başarılı olduğu yerler de oluyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Para yatıran arkadaşlara şimdi buradan söylüyorum. Güneş Ateşi Kalesi o kadar önemli değil. Bakın, gerçekten söylüyorum. Bu kadar önemli değil. İlerleyen seviyelerde önemli olacak. O zaman onu savaşını verebilirsiniz. Şu açıdan söylüyorum. Tanıdığım bir grup var arkadaşlar. Böyle iş adamı grubu var. 5-6 kişi. Güzel bir sunucuda da güzel bir para yatırmışlar. Fakat yanlış yatırmışlar. Şimdi ilk Güneş Ateşi Kalesi'nde şey dediler bana. E, abi dedi biz kaybettiler. Bunlar dedi ki biz oyunu bırakacağız dediler. Tamam mı? Şöyle bütün askerleri geri göndereceğim arkadaşlar. Savunma yapmayacağız. Geri çıkacağız. Yani onun saldırısını boşa çıkaracağız arkadaşlar. Zaten bizi yenecektir ki hani biraz tadı çıksın. Başkaları da saldırsın diye şey yapmıyorum. Şimdi yaralılarla uğraşmayalım. Dedim ki bir sonraki şeyde saldırısını karşılayacağım. 21 saniyesi var zaten. Bizim zaten bana ralliye katılan asker şeyim seviyeleri de düşük. O, yüzden şey yapmayacağım. Her neyse arkadaşlar şimdi bunlar bana dedi ki abi bizim hevesimiz kaçtı. Biz bu kadar para yatırdık da efendim şey yapamadık. Güneş Ateş Kalesi'ni alamadık falan filan. Moralleri de bayağı bozulmuş. Bu kadar moralinizin bozulmaya gerek yok. Kafanızı ona takmaya da gerek yok. Çünkü bu bir oyun ve bu oyunda sadece bir her hafta Güneş Ateşi Kalesi Savaşı var. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biraz bekleyin sizde biraz taktik öğrenin nasıl yapılacağını öğrenin. Eski oyuncularla konuşun. Şey yapın ya da bir bekleyin. Ne olacak ne bitecek. Tamam mı? Zamanla bazı şeyler arkadaşlar bir de dediğim gibi işte para yatıran arkadaşlarımız gerçekten nelere yatıracağını bilmiyor. Ben kendim de bilmiyordum arkadaşlar. Hala bile öğreniyorum. Hala yeni şeyler çıkıyor bir şeyler. Şu vardı, bu vardı. Aa bu var. Aa şu var. Aa şu çıktı. Aa bu gelecek miydi? E gelecek. Ama bilmiyorduk değil mi? Sabır arkadaşlar. Bu oyunun ana temeli ilk 3 ay sabır. O yüzden bekleyin. Hiçbir şey olmaz. Ben şu an bekliyorum yani. Ama tabi beklerken de bir tık şey yapıyorum yani. Sizlerle beraber etkinlikleri de kaçırmıyoruz. Güzel etkinliklerde alım yapıyoruz. Alonso'yu mesela fulllemem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Alonso e, çünkü niye gen farkları şöyle. Şimdi Alonso'ya ihtiyacım var. Çünkü şey gelecek dördüncü gene kadar ben yani 6 ay 5 ay işte 3 ay kaç aysa o zamana kadar mesela geldi ya o gen. O kahramanı fullemen de bir hikaye sürüyor. Yani o yüzden e, bazı kahramanları fullemek gerekiyor. Mesela e, Jerenimo. dördüncü gene kadar götürür seni. Hatta 5'e kadar da götürür. Hala kullananlar var. Ben gördüm. 176'da gittim. Jerenimo kullanıyorlar hala. Şey derler de savunmaya. Jerenimo çok iyi arkadaşlar. Bir de özel bir buff'ı var. %15 yani şöyle söyleyeyim. Para basan arkadaşlar ilerleyen seviyelerde bu Jerenimo'nun o %15'lik buff'ı çok etki ediyor. Çünkü kaleleriniz hemen hemen aynı seviyede güçlü ya mesela. O yüzden oradaki o buff'lar sizi öne çıkarıyor. Ön plana çıkarıyor. Kazanmanızı veya kaybetmenizi belirliyor. Ee, arkadaşlar Jerenimo iyi. Bak birincisi birinci gende Jel'in moyu şey yapın fullleyin zaten sonra Molly de üçüncü gene kadar sizi götürecek bir de Alonso var ikinci gende alın abi dördüncü gene kadar kafanız rahat olsun hani bir de bunları dolduracaksınız tamam ama yani e, bu sefer iki saldırı şeyinizde full olmuş olacak yani bunu da şey yapın ne demek istedim ben Anladınız. Güzel olacak. Bir de ben tamamen saldırıya odaklıyım. Savunmaya odaklı değilim. Bunu da söyleyeyim ben arkadaşlar size. Yani hiç savunma, kalenin savunma yönünü geliştirmiyorum. Bu arada. Gene aldık. Raporları böyle size şey göstereceğim. Benim son oranlarım bunlar arkadaşlar. Raporları sonra böyle durdurup da videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Eee şey yapmayın abi hemen üstten geçtin falan olmasın. Yani orada videoyu iki saniye durdur bak. Yani gerektiğince şey yapmaya da çalışıyorum. Şimdi bizim King'i Chu'nun üzerine salıyorum. Gitsin biraz King bun ama King e, şey rally zaman kaçıyorlar. O psikopat bak 152k askerle 1m askere saldırmış. Her ne kadar yani kıyafet şey oran olsa bile gene çok iyi bence. 150 askerle vurmuş. Şimdi bu King böyle saldırılar yapıyor ya çok hoşuna gidiyor onun. İnanın şimdi gidiyor şimdi gidecek bir çuya da bu şekilde saldırır bu adam. Şu an King'in oranları da çok güzel. Bence benim oranlarım da çok güzel. Fena değil yani şu an bu seviyelerde. Çünkü daha pet falan gelmedi. Hiçbir şey gelmedi yani bize. Savaş petleri yok. Ona rağmen güzel oranlar çıkarıyoruz bence. Daha da iyi olacak yani. 152 kayla 152 kayla bir mi askere vurmuş yani. İşte böyle güçlü olduğunu mesela Karaman donanımı çok iyi onun şu anda. Biraz onu gaza getireceğim. Şu anda benim şey bunu Playsele de üye yaptık. Artık o da ucuz jet ucuz yükleme yapıyor. Ona da öğretelim dedik yani boşu boşuna parası yanmasın. Biliyorsunuz Playsell'le fark edilirsiniz. <laughs> Şaban'ın reklamı gibi oldu ama. Şimdi oranlara bakıyoruz. Oranları gördüm zaten. Ben böyle size göstereyim. Bence güzel yani manyakça bir şey. Zevkli bir şey. Düşünsenize rally açmadan tak 152k askerle rally 1 maskere vuruyorsunuz. Güzel bir şey. Şu anda bize de geliyor. Saldırılar mevcut. Evet, ne anlatıyorduk biz arkadaşlar? Hı, hı. Evet, heh. Gen farkları çok önemli. Zaten bu oyunda gen 4'ten sonra gen 3, gen 4 gibi başlıyor arkadaşlar. O genlerde o genlerde oyun kendisine gelmeye başlıyor. Bak bak bak. Eliza şey mem ne diyor bak diyor Murada saldırmak istiyorum diyor. Dur o zaman bu mem de bak mem de şey yapmaya başladı. Ben karışmıyorum arkadaşlar bak kendiniz görüyorsunuz. Ben normalde memle hiç alakam yok benim. Öpücük atalım o zaman. Ne yapalım? Ondan sonra yorumlarda diyor ki kızlara şey yapıyor. Ben şimdi ona bir şey mi dedim? Neyse neyse tamam sıkıntı yok. Memcim seviliyorsun. Yarın ben videoyu şeyde de paylaşayım da gelsin izlesinler. Şu bizim şeye de söyleyeyim. E, King'e de söyleyeyim o da gelsin. Baksın bak 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 gördüm 152 k gitmiş çuya saldırmış bak. Ben size ne dedim? Bu saldırı abi tadını aldı ya. 150 k asker ama baksana oranlara. Yemin eder oranlar yüksek. Böyle bir şey Biraz zorlasa var ya. 2-3 saldırı böyle üst üste yapsa vurur indirir ha. İnan ki. Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum çok iyi. Zevkli abi desene. Bir maskere tek başına saldırıyorsun. Baya zevkli ya. Aynen. Bir de arkadaşlar yarın yarın mülkün pazartesi mülkün bilemedim. Alonso'nu 5 yıldız yapıyoruz arkadaşlar. Fulluyoruz. Fullleyeceğiz Alonso'yu. Direkt 5 yıldız. Fullleyebilirsek bir de silahını fullemeye çalışalım bakalım yapabilirsek yaparız. Gerçi silahını fullenmeyelim çünkü etkinlik yok. Boşu boşuna etkinlikleri bekleyelim. Şu anda yani bir savaş da yok önümüzde. Yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Yarın yıldızını fullleyelim. Yarın diyorum. <laughs> Yarın. Onun videosu da gelir belki. Arkadaşlar bu video şöyle. kısa bir video olacak zaten. Ne şey yapacağım ben. Ee, ne yapacağım? Sadece puanları alacağım, ödülleri alacağım, çıkacağım arkadaşlar bu arada. Benim yoğun işlerim de var zaten. Zaten anlaşmalı yani durmanın bir anlamı yok. Yoğun işlerim de var. Bir de arkadaşlar biz 20 bin abone olduğumuz zaman ne yapalım? Çekiliş ne olsun? Mesela bir tane takipçimizin hesabına girip işte donanımlarını mitik mi yapalım? direk arkadaşımıza böyle bir bin dolar örnek veriyorum. Hediye mi edelim ya da ne yapsak acaba bilmiyorum. Birine bir şey mi yapak? <laughs> yani şey bu videonun çekilişi de şöyle olsun. En iyi 20 bin abonede en iyi fikri getiren <laughs> adama hediye, hediye, şey kazanan olsun. Evet arkadaşlar evet bu gayet mantıklı oldu evet. Bu videonun en iyi fikri Discord kanalından özel olarak bana şey yapın e, yazın. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeceğim ben size. Tamam şifreleri bana getiriyorsunuz. Doğru. Şimdi ben e, videoların toplam şey e, 3-4 kazananı oluyor. Nasıl? Mesela ben bakıyorum. Bu arkadaş gelmiş şifreyi vermiş. Bir de işte kanalda yorum yapmış. Beğenmiş. Örnek veriyorum. Bunları yapınca da e, o 3 kişinin arasından direkt tak kazanan oluyor mesela. O yüzden arkadaşlar sizden ricam. Ben mesela hiçbir videomda like atın, beğeni atın, yorum yapın demiyorum. Fakat bu kanal hepimizin arkadaşlar. Bu kanalın gelişmesi açısından, bu kanalın daha fazla kitleye ulaşması açısından beğeni ve like atarsanız yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, eleştiri yorumları da olabilir ama hakarete girmeyecek şekilde ee, çünkü böyle farklı bir şeyler yazan insanların yorumlarına cevap vermiyorum arkadaşlar. Hakaret de edebilir yazsın sorun değil. Erol Taş diyordu ya sen bana işte taş atmıyorsun ekmek atıyorsun. Ya, bu da öyle bir şey yani. Fakat e, ölçülü bir şekilde hepimiz herkes, herkes herkesi eleştirebilir arkadaşlar. Ben bunu açım Bilginiz olsun. Evet. Meme yazalım. İsmi de Mem. Bu Mem yani Arapça mı? Arap mı bu kız? Bilmiyorum. Tam anlamadım. Bir ara konuşayım ben bununla. Hiç konuşmadım. Hiç fırsat olmadı. Yani bak bu sunucudaki bu kızlarla hiç konuşmadım ben. Bak gene şey yaptı ki. Bana şey diyor. Şey yazmıştı herhalde. Dur. Rally iki tane rally açılmış bize arkadaşlar. Bitirdin mi diyor. Biraz liderliği bana bırak. Sen çık diyor. Ben biraz savunayım, puan yapayım diyor. Tamam olur. Zaten bir ödül kaldı galiba. Evet. Bu mem de bak ben şey diğer itfaktaydım biliyor musun ilk güneş ateş Kalesi itfakında ilk itf o itfakı değiştirdim ya. Orada Mem oradaydı, Selene oradaydı. Ben oradan çıkınca alay geri geldi buraya. Bu tarafa bize geldi. Selene zaten ben nereye gitsem oraya geliyor. O ayrı bir konu zaten. Bizim şeyde itfakta mix var ya arkadaşlar. O da kız çıktı. Kocasının fotoğrafını koyuyormuş oraya. Alay kız. Bizim sunucu full kız ya. isimlere bak. 3 tane ralli var. Şu anda bize 3 tane rally açılmış arkadaşlar. King'i desteğe çağıralım. Ee, gelen rallilerin hepsini savunuruz da Çu açarsa savunamayız. Ama Çu çuğu açarsa Çu'nun rallisini de alacağız. Kaçmayacağız. Çünkü oranları görmek istiyorum. Yani şu anki Çu'yla karşı karşıya geleceğiz. Bir de Çu'nun rallisine hep güçlü. Bak dikkat ederseniz ben geçen sefer zaten o ittifaktaydım. ilk Güneş Ateş Kalis Savaşı'nda. Çu'nun rallisi e, orada bir ekip kendine diyor. Belirli bir ekip var. En güçlü ekip. İşte o ralliye giriyor. Diğerleri giremiyor arkadaşlar. Öyle bir şey yapmışlar. Çu'nun rallisi de hep güçlü adamların oluşturduğu bir ralli. E, o yüzden fazla da bizde de biliyorsun herkes karşı kafasına göre. Şu anda Mix gitmiş başka bir taret almış. King zaten kafasına göre tek başına saldırıyor. Ben bir taret almışım. Hep böyle karışık kurşuk yani. Diğer elemanlar da bize destek oluyor. ha şu da açmış. Evet arkadaşlar şu anda 5 tane rally var üstümüze açılan. Bu 5 ralli de savunuruz. <laughs> savunuruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Diğer bakalım. da yeniliriz ama. Q sıkıntı. Hay maşallah. Hay maşallah. Başka taretler de var ya. Giden oralara saldırın ya. Youtube ya arkadaşlar. Youtube'da yayınlıyorum ya. O yüzden üstüme isim fokusu bu. Üstüme oynuyorlar. Şu gen 3 bir gelse de ben bunlara gösteririm. Şöyle biraz paketler, etkinlikler gelsin de. Tundura da bayağı öne geçirdi bize arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim bir de size. Tundura etkinliği, elmas konusunda bizi Vipon 1'e attı, ee, şöyle esans taşı da aldık, hızlandırma aldık, baya bir işte şef donanımı için malzeme aldık, tılsıma aldık. Yani baya bizi öne geçirdi yani. Geçirmedi de dersek yalan olur yani. Baya iyi geldi bize arkadaşlar. Tundura'da ben kimi duysam Tundura çok iyiydi yapamadık. Tundura'da çok iyi şeyler yaptık diyenler de var. Çok iyiydi yapamadık diyenler de var. İşte senin videonu ben halbuki ilk gün video attık biliyorsunuz arkadaşlar. Şahitsiniz yorumlara yazın arkadaşlar. Şaban diyordu ya zafta geçir. <laughs> Şahitsiniz yazın arkadaşlar. Ee, rahmetli Kemal Sunal buradan onu da anmış olduk. Ruhu şad olsun. Ee, arkadaşlar yani biz ilk günden Tundra videosunu yayınla ben hatta size de söylüyorum arkadaşlar kendi ittifakınızda yayınlayın Türk kardeşlerimizi bir gönderin videoları görsünler izlesinler bana yazıyor abi biz görmedik işte sonradan fark ettik kaçırdık maçırdık ola dedim o zaman yani yapacak bir şey yok ya bu e, gerçekten de hani bizim arkadaşlar da yani elinden gelen yapıyor herkes bir yerlere videoları atıyor paylaşım yapıyor falan filan Çocukların da hakkını yiyemeyeceğim yani ama. Onlar da biraz araştırmacı olsa iyi olurdu. Evet şu anda iki tanesi geldi. Savunduk. Bakalım arkadaşlar. Yani e, birazdan videoyu kapatacağız büyük ihtimal. Şu saldırırsa ha saldırdı mı? Evet arkadaşlar şöyle bir bakın oranlara. Bakın. Aradaki farka bakın diye söylüyorum ben size. Donanımı benden zaten şu anda bir tık üstün. Videoyu durdur biz dersiniz arkadaşlar. Video uzun olmasın diye fazla şey yapmıyorum. Bilginiz olsun. Gene bir üstten geçelim ama şöyle arkadaşlar donanımlarım ondan daha iyi. Şöyle söyleyeyim ben size. Onun Alonso'su full. Bu arada benimki 8 level. Fark var. Birkaç fark var. Ama yakaladım yani. Yakaladım onu. Bir tık bir tık. bir tık kaldı arkadaşlar. Şöyle bakın yani onun donanımları zaten yani şu an benden üstün. Ee, Alonso'su da full. Pili bile fullemiş. <laughs> Sıkıntı yok fullesin. Ben şimdi Alonso'yu fullleyeceğim. Molly'yi de fullleyeceğim. Zaten Ceren'in Moli'yi fullleyeceğim. Ya yani inanın kıpırdatamıyor. Onu var ya perişan edeceğim. Az kaldı arkadaşlar az. Bir de diğer şeyleri de göstereyim. Bunu göstermeye gerek yok zaten ya. Boş. Şu. Bu da zaten rallisi az. Donanımları düşük. Zaten biz alırdık bunu. Şu an şöyle bir bakın arkadaşlar. Oranlar bunlar daha da iyi olacak. Az kaldı. Az. Bu da bir başka ralli. Bunlar da zaten zayıf. Bakmaya bile gerek yok. Arkadaşlar böyleydi. Zaten aldık her şeyi. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.